demiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan bir sıra sayılı kanun teklifini 9. maddesinin son cümlesinde yer alan gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati ifadesinin gösteri yürüyüşlerinin bitirilme saati olarak değiştirilmesi arz ve teklif ederiz. İzzet Ulvi Yönter İstanbul, Mehmet Taytak Afyon Karahisar, Yaşar Yıldırım Ankara, Semih Yalçın İstanbul, Mehmet Celal Fendoğlu Malatya. Komisyon önergeye katılıyor mu? Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde söz isteyen İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter. Buyurun Sayın Yönter. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifine desteğimiz malum. 9. madde üzerinde vermiş olduğumuz önergenin kabulünü de temenni ediyorum. Ben özellikle tabii gündem de bununla yakından ilişkili olduğundan dolayı dün de bahsettim. Bugün de tekrarlayacağım. Uzman çavuşlarımızı, uzman jandarmalarımızı ısrarla, inanarak, samimiyetle konuşmaya devam edeceğiz. Onların meselelerinin çözülmesini arzu ediyoruz. Çünkü ülke güvenliği, ülke bekası, istiklal hukukumuz, istikbal haklarımız şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde fedakarca görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizin özlük haklarının düzeltilmesiyle de takdir buyurursunuz ki yakından ilişkili. Bunlar arasında uzman çavuşlarımızın, uzman jandarmalarımızın çok ama çok farklı yönleri, tarafları var. Uzman çavuşlarımızı bilmeyen olabilir. Bu kahraman rütbe uzman çavuşlarımıza ait. Ve bu rütbeyi koluna takan kahramanlarımızın en temel sorunlarını bir kısmını dün paylaştım. Sözleşmeli dedim. 3269 sayılı kanunun düzeltilmesini, uzman çavuşlarımızın kadroya alınmalarını temenni ettim. Bunu sizlerle paylaştım. Değerli arkadaşlarım, kahraman uzman çavuşlarımızın kadroya alınmalarının yanı sıra bir de temel meseleleri ve beklentileri var. Ne? Şudur. Ordu evine giremiyorlar. Yani Afrin'e giriyorlar, El Baba giriyorlar, şehit olup tabuta giriyorlar, üstelik cennete giriyorlar. Gelin görün ki ordu evine bir türlü giremiyorlar. Milli Savunma Bakanlığımız yapmış, Sayın Bakanımız burada. Kendisi de bizi herhalde anlayacak, onaylayacaktır. Uzman çavuşlarımız ordu evine niye giremez değerli arkadaşlarım? Ben düşünüyorum, tartışıyorum, sorguluyorum. Acaba diyorum, ordu evinde ne var? Görülmeyecek, bilinmeyecek bir şey var mı? Afrin'de, sınırlarımıza yakın yerlerde beka mücadelesi veren, kahramanca duruş gösteren hainlerle, teröristlerle adeta göğüs göğüse çarpışan kahraman uzman çavuşlarımız cephedeyken komutanlarıyla bir arada gelin görün ki ordu evine geldiği zaman hayır sen giremezsin diyorlar. Eşiyle geliyor, durun diyorlar. Çocuğuyla girmek istiyor, hayır diyorlar. Bu çelişkiyi aşmak zorundayız. Ordu evinin kapılarını kahramanlarımıza açmak zorundayız. Zannediyorum şu anda bütün hepiniz meseleye vicdanen baktığınızda bunu göreceksiniz ve kabulleneceksiniz. Vicdan diyor merhum Nurettin Topçu, doğruyla yanlışın tefrik edilmesidir. Doğruyla yanlış burada belli. Merhum Erol Güngör adaleti tarif ediyor değerli arkadaşlarım. Adalet bir hakkın haklısına iadesi. Bu ordu evine girilmesi konusunda uzman çavuşlarımızın hakkı mı?
anasının ak sütü gibi ak. O zaman biz bu adaleti niye sağlayamıyoruz? Uzman çavuşlarımıza elimizi niye uzatamıyoruz? Ordu evinin kapılarındaki kilidi hep beraber niye kıramıyoruz, niye açamıyoruz? Öyle değil mi Sayın Bakanım? İstirham ederim. Sizler de lütfen gerekli düşüncenizi, duygunuzu, tepkinizi ortaya koyun. Hep beraber bu meseleyi çözelim. Cephede kurşuna ortak olan kahramanlar ordu evinde bir bardak sıcak çaya maalesef ortak olamıyor. Masaya oturamıyor. Ordu evine giremiyor. Bunu çözmek zorundayız. Bunu aşmak zorundayız. Şimdi değerli arkadaşlarım, sürem de azaldı. Bu kahraman kardeşimiz Cüneyt Osman Gül Bursa'da 15 Temmuz gecesi şehit oldu. İki bacağından mahrum. Bu gazimiz, bu kahramanımız şimdi orada evine giremeyecek, öyle mi? Bunu vicdanlarınıza havale ediyorum. Takdirlerinize sunuyorum. Değerli arkadaşlar, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 9. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 9. madde kabul edilmiştir.